Gezi Parkı olaylarının ikinci yıl döneminde Gezi Parkı'nda cep telefonuyla fotoğraf çeken Zaman Gazetesi çalışanı gözaltı işlemi sırasında polis tarafından sert bir tokat darbesine maruz kaldı. Gazetecinin adını sorduğu polis, Amerika'ya mı söyleyeceksin, Fethullah Gülen'e mi söylettireceksin yanıtını verdi. Gazetecinin gözaltına alınma şeklinde fotoğrafı da vardı. Bakayım. Bu şekilde. Tokat mı atmış? Evet. Yani filmi var mı bu olayın? Şu an yoktu hazır. Sorayım. Ya şimdi şöyle olabilir, yani polise direnir, vurur polise. Polis ona karşı kendini savunabilir. Yani polise vurursa, ama polise vurmadıysa vatandaşa vurulması suçtur. İlgili polisle ilgili soruşturma açılması lazım. Bir de orada gazeteciyi sorgulaması onun haddine değil. Yani o gazeteci adam, yani Fethullah Gülen tanır veya tanımaz, bilmem ne. Yani orada hem hakim hem savcı hem infaz memuru konumunda olamaz polis. Yani bu pervasızlıkların dozu çok artarsa bu yeni çıkan kanunla ilgili insanların tedirginliğinin doğru olduğu ortaya çıkar. Evet. Bu da yakışmaz. Evet. Sayın Ahmet Davutoğlu aklı başında makul bir insan. Böyle garip uygulamalarda mutlaka bir müdahale gerektiğini düşünüyordur. Özellikle bu Güneydoğu'daki o polis baskını, evet, ve bu olayda pek iç açıcı görünmüyor. Rahatsız edici görünüyor. Bunların üstüne bir gidilsin. Yani ne olduğu bundan ortaya çıksın. Yani sessiz sedasız bunlar kapatılırsa yani bu hiç iyi olmaz. Yani hiç iyi olmaz. Bu uğursuzluk getirir. Güzel bir şey değil. Hep bu tarz olaylar açıklığa kavuşturulup netleştirilmesi lazım. Bu hükümetin lehine olur. Ama örtbas edilir, kapatılırsa bu hükümetin aleyhine bir gelişme olacağı belli.